Gelelim şimdi hanımefendilere. Hanımefendiler, demişsiniz ki hocam kitapta, ben şimdi okudum içerisini biliyorum ama ilk kez duyacak olan izleyicilerimiz için de açalım istiyorum. Erkek kadın oluşturma projesi uygulamaya koyuldu. Bununla ne kastediyorsunuz? Ben Nesli kitabını okuduğum zaman 2009 senesinde çıkan kitabı okurken bazı yerleri atlamışım. Halbuki o kitabı ön sözünü yazdım, böyle didikliye didikliye okudum, işte her şeyini düşündüm falan, bir yere atlamışım. Bir yerinde Twenge diyor ki, Jean Twenge diyor ki, 19 senede diyor, kadınların yaptığım araştırmalara göre diyor, celallenme, erkekleşme oranı %80 diyor Rukiye. Kitabın içinde. %80 oranında kadınlar erkeksi hayat tarzını, erkek gibi giyinmeyi, erkeksi sporları, erkeksi meslek seçmeyi gibi erkeksi bir hayat tarzını benimser hale gelmişler. Ve bunun da örneklerini şöyle veriyor. Bu diyor Twenge. Bu arada Twenge son olarak Sosyal Enstitü'nün davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Evet. 20 sene sonra kendisiyle tanıştık. Yüz yüze de. Konuşma yaptı orada. İşte kitaplarını vesaire tanıttı. Hı hı. Öyle de bir güzel bir şey yaşadık. Ne güzel. Evet. Şimdi yani bu celallenmenin bir şekilde yani kadınların erkek hayat tarzını 19 senede %80 oranında kadınların böyle değişimi normal bir sosyal dalgalanma olamaz. Normalde sosyal dalgalanmalar vardır. Ama %80 oranı inanılacak gibi bir şey değil. Mesela ki Twenge kitabında diyor ki Hollywood film endüstrisinin hareketle işte Beckham gibi çalım atan diye bir film çıkartmış Hollywood. Orada bir Hindistan kökenli İngiliz genç bir kız futbolcu olmak istiyor. Ailesi karşı çıkıyor ve neticede de kız ailesini ikna ederek futbolcu oluyor. Allah Allah dedim, niye bu şeyi veriyor? İşte başka bir örnek daha veriyor. Kadınlara özellikle Hollywood üzerinden, bak bu içinde bulunduğumuz savaşın esas cephelerinden bir tanesi Hollywood film endüstrisi. Hı hı. Mesela Twenge kitabında yazmıyor ama şeyin $1 million baby, 1 milyon dolarlık baby diye, hı hı, Clint Eastwood'un bir filmi vardı. Orada bir kadın, bir genç bir kız yüzünü gözünü patlatarak dünya şampiyonu oldu. Hı hı. Yani filmde sanki bu idealmiş bir şey gibi. Bir de $1 million baby. Yani baby. Ben artık baby değilim. Hı hı. Ben savaşçı kadın gibi bir, hı hı, şey. Bu şekilde kısa bir zamanda bir diyeceksin ki peki bunun zararı nedir? Hı. Yani kadınların erkek meslekleri icra etmeleri, işte erkek giyimleri, kuşamları o şekilde olması. Güçlü hissetmesi, işte olması, para kazanması, güç kazanması. Tabii. Çok da hoş gösteriliyor, görünüyor, evet, bir yandan da. Birinci bunun yan etkilerinden bir tanesi evlilik yaşının hep daha yükseğe çıkması. Kadınlar artık evlenmek istemiyor. Türkiye'de galiba şimdi 30 yaşlarına falan geldi genç hanımların evlilik yaşları. Ama bunun yanı sıra bir dizi psikolojik ve somatik yan etkileri var bu. Bir kadının kadınlığını yaşamaması, mesela somatik açıdan bakarsak birçok kanser türleri, hamile olmayan kadınlarda rahim kanseri, göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, hipertansiyon rahatsızlıkları, polikistik over sendromu gibi birçok patolojiler çıktı. Yoktu bunlar eskiden. Bunu da şöyle anlatıyorlar. İkinci kitabımda nefs psikolojisinde geciktirilmiş annelik sendromu diye bir şeyden bahsettim. Geciktirilmiş annelik sendromu hissettim o zaman. Dedim ki kadınların bu kadar erkeksi bir hayat tarzı sürdürmeleri bazı sakıncaları olabilir diye. Michio Kaku diye bir kuantum fizikçisi vardı. Onun da çok ilginç kitapları vardır böyle. Adam aynı zamanda da Nobel ödüllü bazı bilim adamlarıyla görüşmeler yapar. Diyor ki östrojen hormonu yüksek oktanlı bir benzin gibidir diyor. Eğer bir hanımefendi projesteron aralıkları yaşamazsa, yani hamile kaldığı zaman vücut projesteron, yani ana rahmini hazırlayan hormonu salgılıyor.
yıpranır diyor. Çöker kadın diyor. Hmm. Bak yani bilimsel evet. olarak bunun karşılığı var. Çünkü östrojen, fazla östrojen, hatta diyor ki östrojeni yüksek oktanlı bir benzine benzetebiliriz diyor. Hı hı. Sürekli sen o benzinli arabayı kullanıp gaz verirsen motoru yakarsın diyor. Hı hı. Ya kadınlar gidiyor. Sadece sosyal açıdan evlilik yaşının 30'lara 35'lere gelmesi değil. Hı hı. Bu işin somatik yönü, psikolojik yönü. Bana devamlı hanımefendiler geliyorlar. Hatta şöyle bir tevafuk oldu. Anlamlı rastlantı oldu bir ara. Dışarıdan görüşme yapmıyorum pek ben. Hep işte psikolog, psikiyatlara eğitim veriyorum. Ne hikmetse, bizim işler hep hikmet dolu. Üç hanımefendi bana müracaat etti. Üçünü de kabul ettim. Dışarıdan. Yani işte psikolog, psikiyatr olmayan. Üçünde de işte 40 yaşlarında vesaire bir orta yaş depresyonu var. Üçü de hayatında yapmak istedikleri her şeyi yapmışlar. Bir tanesi bir endüstride bir patron, bir holdingin sahibi. Birisi bilim alanında çok yüksek seviyede birisi. Bir diğeri de yine çok başarılı bir doktor. Üçünün de, üçü de evlenmemiş, üçü de çocuk sahibi değil. Üçü de bana geldiler. Bütün ben yapmak istediklerimi yaptım, ulaştım. Amerika'da şu eğitimi aldım, şunu yaptım, bu holding patronu. Peki benim derdim ne? Niye mutlu değilim? İki hanım kaç %40 oranlarına çıktı hanımefendilerin antidepresif kullanmaları. Bak çevrene. %40 oranında hanımefendiler antidepresif yutuyor. İşte bu ikinci cephe, yani erkek kadın yaratma projesi büyük zarar. Peki bu zararın diğer şey nedir? Çocuk yapmıyor. Çocuğu varsa çocuğuna yeterince ilgilenmiyor. Yani çok ciddi bir şey bu. O şey olarak. Annelik evet. kimliği de bir de değersizleştirilince sanki alelade bir şeymiş gibi. İşte o güçlü ol, başarılı ol, altı çizilen ve özendirilen diğer hedefler belki daha öne geçiyor. Çocuk sahibi olmak ya bir ara olur, olmazsa da çok dert değil gibi. Aradan çıkarılıvermesi gereken bir şey gibi. O da tabii hem o çocuğun üstünde etkisi oluyor, hem o annenin üzerinde etkileri oluyor. Bir küçük parantez daha açalım. Şimdi tabii kadın evlenmezse, erkekleşen bir kadın evlenmezse, bir şekilde erkek tarzı bir hayat sürdürürse, insan nesli de daha az yürüyecek. Son zamanlarda, son 10 senede bir şey fark ettin mi? Toplumdaki bir değişim. İnanılmaz olanlarda bir hızlı bir şekilde bir değişim yaşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, çok güleceksin. Hayır olsun. Bir şey fark ettin mi? Ya biz hayvanları hep sevdik. Merliğe lanet. Askerdeyken bir fabrikanın, uşak ana bakım fabrikasının doktoruydum. Kantindeki bütün yemekleri toplar, köpeklere dağıtırdım. Biz hayvanları hep sevdik. Bunu mahsustan önce söylüyorum ki, vay bak hayvan sevmiyor değil mi? Yahu bu hayvan sevgisi, bu gördüğümüz hayvan sevgisi. Normal bir hayvan sevgisi. Bu nedir bu? Yani çocuk arabasında hayvan, kedi, köpek gezdirmek. Oh. 260 milyar dolar Amerika'da, 100 milyar dolar Amerika'da her sene kedi köpek mamasını harcanıyor. Dünyadaki kedilere, köpeklere yapılan harcamanın, kitapta var bunlar, 260 milyar dolar. Ve bu arada Afrika'da, dünyanın üçüncü dünya ülkelerinde çocuklar açlıktan ölüyor. Bir arkadaşım aşırı harcama yapan kızına kedi köpek maması için demiş ki, kızım demiş, bak güzel, tamam sen çok merhametlisin, ne güzel yapıyorsun. Ama bak dünyada aç çocuklar var. Kızın verdiği cevap ne olmuş biliyor musun? Çocuklar beni ilgilendirmiyormuş. Neyi anladın? Yani bu sevgi eğer empatiyle ilgili bir şeyse, türdeşine de biraz o empatiden pay düşmeli değil miydi? Bir şey daha anladık ama. İkame edilmiş. İstedikleri gibi bizim 10 senede bizi istedikleri gibi delileştiriyorlar. Bu süre tabii bir süreç değil.
Evlat tabii yerine, bir hayvan sevgisi değil, değil mi? Değil, evlat yerine ikame edildi. Yani kitapta öyle diyorum bunu. Merhamet kaydırması yapıyorlar. Normalde genç bir kızımız ne düşünür? İşte evlendikten sonra 20-25 yaşında. Ben de anne olsam, bebeklerim olsa, eşimle beraber büyütsek der. O sevgi eğer şeye kayarsa, hayvanlara kayarsa evlenme ihtiyacı duymayacak. Nitekim de evlenmiyorlar. Peki bütün bu süreçte bir de baba var. Baba. Şimdi kadın erkekleşince, kadın fıtratından uzaklaşınca erkeğin de çok sağlıklı kalması bir diyalektik bir denge olduğu için o da çok kolay değil. Baba otoritesi yıktırıldı diyorsunuz. Baba otoritesi nasıl yıkıldı ve neden yıkmak istiyorlar? Şimdi bunu anlamak için İkinci Dünya Savaşı'na gitmemiz lazım. Yahudilerin Almanya'da geçirdikleri o zor günleri biraz hatırlamamız lazım. Bir rivayete göre 6 milyon veyahut daha az, neyse bir belirli miktarda bir ama çok ciddi bir insan toplama kamplarında bir şekilde telef edildi. Yani işte gazoları, mazotları falan bildiğimiz o pogrom denen soykırım trajedisi. İnsanlığın trajedisidir böyle bir şey. Sadece Almanların değil, hepimizin utancıdır böyle bir şey. Şimdi bu sadece Yahudilere karşı Almanya'da yapılmış bir olay değildir. Bunun evveliyatı vardır. Rusya'da benzer soykırımlar yapılmıştır. Yine Yahudilere karşı Polonya'da yapılmıştır. Bizi ilgilendiren, yakından ilgilendiren İspanya'da yapılmıştır. Oradan da Sabateistler, dönme dediğimiz Sabateistler Türkiye'ye işte 1500'lerde göç etmişlerdir. Şimdi bu anlamaya çalışıyorlar Yahudiler. Nasıl olur da Almanlarda böyle bir öfke birikimi olur? Neticede bu bir öfke birikimi. Nasıl olur da bu Almanlar bu kadar öfkelidir ve çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden insanları bu şekilde telef ederler? Anlamaya çalışıyorlar ve Freud teorisinden hareket ederek, bak bu çok önemli bir şey, bunu anlamamız çok önemli. Freud diyor ki, aslında pek ciddi alınacak bir teori değildir Freud'un Ödipus kompleksi. Erkek çocuk anne ile beraber olmak ister. Babayı hasım olarak görür ve erkek çocuğun içinde babaya karşı öfke birikir. Freud'un Ödipus teorisi, saçma sapan teori, bunu söyler. Bu teoriden hareket ederek diyorlar ki Almanların içinde demek ki bir Ödipus, erkek Almanların içinde bir Ödipus birikimi vardı, öfke birikimi vardı. Ve bu öfke yön değiştirdi. Psikolojide yön değiştirme demek bir şeyin hedefini, mesela evde eşine kızan bir iş adamının iş yerinde sekreterini azarlaması gibi. Yani öfke çıkması gereken yerde çıkmıyor, başka yerde çıkıyor. Öfke yer değiştirdi ve bize yöneldi. Bunun analizini yapmak için entelektüeller, Yahudi entelektüelleri çok düşünüyorlar. Çok kitaplar yazılıyor. Bu arada mesela Hannah Arendt, Amerikalı sosyolog, İsrail'e gidiyor. Bu arada Eichmann mahkemesi vardı orada. İşte bir bu toplama kamplarından bir tanesinin müdürünü yakaladılar Arjantin'de, İsrail'e götürdüler vesaire. Adama bakıyor. Nasıl bir insan bu karşımda diyor. Oraya giderken karşısında bir canavar bekliyor. Bir de bakıyor karşısında sıradan bir adam, sıradan bir bürokrat. Böyle kel kafalı, süklüm püklüm bir bürokrat. Çözmeye çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Bu adam nasıl bunu yaptı? Bu adam değil sadece tabii. Bu zihniyet nasıl bir zihniyettir ki böyle bir şey oldu? Öfke birikimi. Diyorlar ki Almanların içindeki öfke birikimi bizim başımıza gelen felaketin sebebi budur. Derken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu arada 1800'lerde Frankfurt'ta, Almanya'da bir Frankfurt Üniversitesi çerçevesinde bir enstitü kuruluyor. Frankfurt Ekolü diye, Frankfurt Enstitüsü diye. Bunların da büyük çoğunluğu Alman Yahudileri ve Frankfurt Enstitüsü'nde yapılmak istenen şey sosyalizmin nihai zaferi için biz niye başaramadık? Niye sosyalizm, komünizm başaramadı diye onun analizini yapmaya çalışıyorlar.
Bu Frankfurt Enstitüsü'nün entelektüelleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya göç ediyorlar. Ve Amerika'da bu sefer hedef değişiyor. Yapmak istedikleri sosyal analiz bu sefer komünizmin nihai zaferi falan değil. Nasıl oldu da bu Almanlar bunu yaptılar ama daha da önemlisi nasıl olur da bir daha asla böyle bir şey tekerrür etmez, tekrarlamaz. Amerikan Yahudi Komitesi bir görev veriyor, işte bir araştırma yapın diyor ve otorite üzerine, authority'nin personality gibi sosyologlar, mesela bunlardan bir tanesi Erich Fromm. Erich Fromm'un, hepimiz Erich Fromm'u çok böyle okuduk, işte şey yaptık, sevginin gücü, var olmak veya sahip olmak gibi çok istifade edildi. Ama yani bir atladığımız bir yanı var. Erich Fromm aynı zamanda diyor ki, otoriter aile sistemi diyor. Yani pederşahi aile sistemi sadomasoşist bir sistemdir diyor. Yani çocuk veyahut işte eşi vesaire acı çekmekten zevk alır, baba da sadisttir. Bak bak bak. Yani bütün yapılmak istenen otoritenin ortadan kaldırılması. Otoriteyi ortadan kaldırırsan, baba otoritesini ortadan kaldırırsan ne olacak? O öfke birikmeyecek ve bir daha asla never again projesi diye bu başkaları da belki kullanmıştır bunu. Ama vardığım nokta şuydu. Yani bu entelektüellerin yapmak istedikleri şey sadece 2. Dünya Savaşı'nda başlarına gelenlerin intikamını almak değil. O da var. Yani şeye karşı İbranice'de goy kav demek büyük bir ihtimalle. Goyim kavim. Bizi Yahudi olmayanları kavim diye nitelendirirler. Kavim. Biz goyimiz. Goyim. Kavimler manasında ama bu biraz gevur manasında söylenir. Yani okuduğun zaman pek iyi. Biz seçilmiş halkız. İşte öbürkülerde işte kavimler manasında. Onlara hizmet edelim diye evet. Yaratıldığımızı falan düşünüyorlar. Şimdi goyimleri bir daha asla bu işi yapmayacak hale getirmek, intikam değil sadece, asla bu işi yapmayacak hale getirmek, Never Again projesinin meydana konduğu ve tatbik edildiği yavaş yavaş meydana çıktı. Bu konuda okunacak kitaplardan bir tanesi, son olarak Türkçe'ye tercüme ettirdiğimiz Kevin MacDonald'ın bir kitabı, onu gösterirlerse arkadaşlar gösterecekler, şey yapalım. Ekleyecekler. Kevin MacDonald bunun bir meta analizini yapıyor ve şeyi anlatıyor. Tabii şimdi baba otoritesinin ortadan kalkması, diyeceksin ki ya tamam işte çocuklar daha rahat vesaire. Daha özgür olsunlar diyecekler. Toplumda inanılmaz bir çözülme yaratıyor. Bugün Amerika'da gördüğün, Amerika'daki o sokaklarda gördüğün rezalet Amerikan'ın, şöyle düşün. Ben bazen çok severim o 1920-30-40'ların filmlerini severim böyle. Bir asil bir Amerikalı şeyi vardı böyle. İnsanlar edepliydi işte ne bileyim. Kendilerine göre bir güzellikleri vardı Amerikalılar. Bir de şimdi şu anki Amerika'ya bak. Ya nasıl bu kadar şey, 70 senede böyle bir şey nasıl olabilir? Yani bu işte otoritenin ortadan kalkmasıyla aile dağılmaya başlıyor. Kevin MacDonald çok ilginç bir araştırma kitabında zikrediyor. Öyle bunun şeyleri var ki, yan etkileri var ki, düşün mesela bir üç çocuklu bir aile düşün. İşte iki oğlan, iki de kız var. Baba otoritesi ortadan kalktık. Baba diyor ki kızlarına, aman diyor bak kızlarım benim işte. Aman diyor gece geç 12'ye kadar çıkmayın, işte eve gelin, işte iffetinizi koruyun falan filan diyor. Hangi kız daha fazla babasına uymayıp evlilik dışı bir hamilelik yaşayabilir? Bu soruyu hep sorarım. Kimse cevabını veremez. Ben de okuduğum zaman çok şaşırdım. Ya IQ'su en düşük olan. Buradan da ne çıkıyor biliyor musun Rukiye? IQ'yu düşüyor. Rakamları vermiş. Evet. Yani baba otoritesi gittiği zaman hem aile dağılıyor, yani çekirdek aile dağılıyor, hem insanlar aptallaşıyor,
hem her türlü patolojiyle şimdi eğitim ortadan kalktı birinci cephe. İkinci cephe annelik ortadan kaldırıldı erkek kadın yaratma projesiyle. Üçüncü cephe baba otoritesini de bir şekilde ortadan kaldırdılar. Baktığın zaman artık Amerika'da görüyorsun babasına adıyla hitap ediyor. Hani bizlere başladı maalesef o şey. Baba otoritesi dedi üçüncü cephe. Bir imdat diye bağırsam. Eyvallah.